Finlandiya'nın keyifli ve büyüleyici müzelerinden birindeyiz. Bu müzenin ismi Victoria Albert Museum. Ve bu müzede bugün özel bir sergi var. Bu sergiye katılmak için buraya geldim. Bu serginin sahibi ve projenin sahibi Tim Walker. Tim Walker British moda fotoğrafçısı. Burada fotoğraf üzerinde uzmanlaşmak oldukça önemli. Ben de kendime tabii ki de böyle bir fotoğrafçıyım demek çok doğru gelmiyor. Ama fotoğrafı seven ve bu konuda eğitim alan ve çalışan bir birey olarak Tim Walker'a bu sergisini kaçırmamak istedim. Ve şu anda Tim Walker'ın sergisine giriyorum. Bakalım neler olacak. Tim Walker aynı zamanda İngiltere'nin ünlü dergisi Vogue'un da bir moda fotoğrafçısı. İçerideki fotoğraflar için sabırsızlanıyorum. Hepimize, herkese sanat çok iyi geliyor arkadaşlar. Giriyorum sergiye. Çok eseri var burada. Yaratıcılığını aslında görüyoruz burada Tim Walker'ın. Beni büyüledi. Örneğin şu fotoğraf. Bir yaratıcılık eseri. Texas'ta çıkıyor.
Evet, sergiyi gezdim. Şu anda hala serginin içerisindeyim. Burada oldukça büyüleyici bir ortam var. Ve gerçekten bir kez daha gördüm ki farklılık kazandırıyor. Yaratıcı düşünmek oldukça önemli. Sergiye girerken bize hep sanat çok iyi geliyor demiştim. Bir kez daha bu düşüncemin arkasında olmam gerektiğine inandım. Sanat adına bir şeyler yapmam gerektiğini bir kez daha düşündüm. Çünkü gerçekten insan, evet, dünya kötü bir yer. Dünyanın kötü olduğu ile ilgili birçok insan, hepimiz hemfikiriz. Ama hayata üreterek bir şeyler katmak oldukça muhteşem bir şey. Bugün ben buraya geldim ve buradaki yazıları okudum. Orada bir yazı vardı ve yazıda şey diyor: başlangıçta nerede başladıysan orası senin bitiş ve farkındalığın tarzında bir cümle vardı. Zaten girişte de Wonderful Things diye başlıyor sergi. Harika şeyler, şeyler diye. Aslında onun içeriği, yani Türkçe çevirinde böyle, ama yine o yaratıcılığı da içinde barındıran bir cümle. Burada önemli markaların da fotoğrafçılarının fotoğrafları var. Sadece Tim Walker'ın değil. Ve bunları görünce şunu da düşündüm aslında. Yani toplumda biz nerede eksik yapıyoruz? İşte nerede eksiyiz? Bence sadece eleştiriyoruz. Eleştirmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bugün Gucci'nin, Chanel'ın ve birçok pahalı markanın fotoğrafçılarının sergisini gezdim. Ve hepsi müthiş bir yaratıcılıkla fotoğraflarını burada sergilemiş. Ki ben eminim ki onlar da dünyanın ve hayatın doğru bir yer olmadığını düşünüyorlar. Ancak kendi sanatlarında aslında o çığlığı da gördüm. Yani o duruş, o bakış, o kıyafetlerin içindeki insanların tepkisi bana bunları hissettirdi. Tabii ki de başkalarına başka şeyler hissettirebilir. Ben bunları hissettim. Ve bir alan var orada bakmak ve görmekle ilgili bizim kafamızdaki algıyı ölçmemizi sağlayan bir platform kurmuşlar. Oradan bakarak işte farklı noktalardan baktığımızda içerideki resmi nasıl gördüğümüzü deneyiliyor. Bakmak ve görmek de çok farklı. Burada belki de birçok açıda görmediğim şeyler de var. Bir daha gezilir bu sergi. Aynı zamanda atmosfer çok güzel. Klasik müzik çalıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde kuş sesleri var. Bazı yerlerde ise fotoğraf deklanşör sesi var. Bu oldukça keyifli. Tabii bunu da sevmek gerekiyor burada güzel vakit geçirebilmek için. Ama dünyayı değiştirmek istiyorsak bence sanata daha önem vermeliyiz. Yeni nesil, yetişen neslin internet kullanımıyla ilgili önemli bence dijital okur yazarlığın olması gerekiyor. Çünkü dijital çağın sonuçlarıyla ilgili çalışan araştırmalar, dijital çağ, yeni medya üzerine çalışan bilim insanları bize illaki bunların sonuçlarını veriyorlar ve görüyorlar, tezahür ediyorlar gelecekte bizi nelerin beklediğini. Bugün bu sergide de yine ben böyle bir yazı gördüm. Yani hani yaratıcılıkla ilgili Tim Walker'ın işte interneti kullanılmamasıyla ilgili bir yazı belirtmiş ve yaratıcılığını geliştirdiğini, bahçede oynayarak bu yaratıcılığını geliştirdiğini vesaire belirtmiş.
günümüzde yaratıcılığımızı ciddi anlamda öldürüyor teknolojik aygıtlarımız. Çünkü bize bir kolaylık sağlıyor. Bugün buradaki fotoğraflarda yine Hindistan'da, Morokko'da çekilen fotoğrafları gördüm. Ve burada aslında ben biraz daha işte bu Central Asya'yı, Afganistan, Türkmenistan, işte India, Morokko, o kısımdaki yerlere müzeler aracılığıyla daha yakın olmaya başladım ve daha bir tanıdım. Ve insanların ürettiklerini gördükçe şunu diyorum. İnsanlar zor koşullarda çok daha fazla şeyler üretiyorlar. Farklı olmak her zaman kazandırır arkadaşlar. Daha çok okuyup, daha çok sanat içinde yer aldığımız günler dileğiyle. Evet, şu anda sergi çıkışında yer alan Tim Walker'a ait eserlerin satıldığı dükkandayız. Yani burada bu tarz şoklar oldukça meşhur. Ben de bana hatıra bırakması adına sergide oldukça beğendiğim bu postkartı alıyorum. Ve yıllar sonra açıp bakacağım. Walker'ın ardından tabii ki de muhteşem bir latte ve apple crumble cake iyi giderdi. Burada müzelerde işte dediğim gibi hem shop ürün satılan böyle dükkan var hem de kafeler mevcut. İnsanlar burada çocuklarıyla vakitler geçiriyorlar. Bu oldukça önemli. Biliyorsunuz ki bizde şey bir algısı var işte çocuk büyüyünce yaparız. Halbuki önemli olan bu çocuk çağındayken çocukların görsel zekalarını bu tarz şeylerle doldurmak. Burada da önemli bir pazar aktivitesi çocuklarla müzeye gitmek. Ben de şimdi bugünümü burada noktalıyorum. Biraz güneş çıktı. Mutluyum şu anda. O yüzden dışarıda oturduk. Herkese sevgiler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.